Kooperatifimizin diğer kadın üyesi Fatma Emre'yi Beska ile ilgili konuşma yapması için buraya davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Dişleri kalmadığı için vatandaşlar duyuyor. Bu güzelliği bize önce bu güzelliği bize sunan hepimizin huzurunda Ali Arslan'a teşekkür ederim. Kendisi aramızda yok. Ama biraz rahatsız. İnşallah yakın zamanda yanımızda olacak. Biliyorum ki kalbi bizimle, bizim de kalbimiz onunla. Biz önce de üretiyorduk. Bir başka güzelliğimiz de benim o şimdiki kooperatif olan okulumuz benim sınıfımdı. Ben burada okumuştum. Bir başka güzellik işte nasıl yapalım? Önce yapıyorduk zaten annelerimiz, nenelerimiz biz yapıyorduk. Ama pazarlayamıyorduk. Ali Aslan geldi böyle bir şey yapalım. İşte sağ olsun sayesinde başkanlarımızla da tanıştık. Ürünlerimiz elimizde kalmadı. Ve hepsini değerlendirdik. Çok güzel şeyler başardık. Güzel insanlarla tanıştık. Toprağımızı zehirlemeyelim dedik. İnsanlar da zehirleniyor çünkü. Örneği ben vereyim. Önce sağlıksız yaşamda ben de kanser oldum. Ama ben istiyorum ki başkaları olmasın. Güzel, sağlıklı yetiştirsinler. Tek bizim yetiştirmemizle de olmaz. Tüm insanlar el ele vermeli. Tüm dünya güzel olmalı. Niye biz tek, hani birimiz iyi, birimiz kötü olalım? Hepsi güzel olsun. Güzellik hep olsun. Sağlıklı olsun. Toprağımızı zehirlenmeyelim. Biz kadınlar, önce de kooperatif vardı köyümüzde. Ama erkekler içinde, erkekler giriyordu. Kadınlar ikinci planda, hiç giremezdi bile. Ama bunda kadınlarımız başaracak. Kadınlarımızın eli iş tutacak, ayağının üstünde duracak, özgüvenleri gelecek, maddi manevi hep üretimde olacak. 1,5 yıldır ürettik. Sağ olsun Mehmet Başkanımız da elimizde koymadı, bizi mağdur etmedi. Bize destek oldukları için herkese teşekkür ederim. Bize el uzattıkları için herkese teşekkür ederim. Bir de şey isterim, toprağımızı zehirlenmeyelim ki hem bize sağlıklı yaşam veriyor, hem de öylece toprak ölülerimizi saklıyor. Açıkta bırakmıyor. Ama biz niye ona kötülük yapalım? Geldikleri için herkese bu değerli zaman ayırdıkları için teşekkür ederim. Bu kadar. Ülkemizde heyecanla başladığımız bu yolda yaklaşık 1,5 yıllık geçen süreçte maddi manevi olarak Beska'nın yanında olan ve desteğini eksik etmeyen kooperatifimizin amacını ve hedeflerini anlatması için Kesmetepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Yılmaz'ı bizlere davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım Sayın Fatih Mehmet Başoğlu, Köy KOP ve Başkanımız Sayın Neptün Soyer, değerli mevkidaşlarım, ilçe örgütleri, değerli STK'lar, basının değerli mensupları, hepiniz Beska KOP'un idari binasının açılışına hoş geldiniz. Size kuruluştaki amacımızı ve bölgedeki tarımı anlatmak için kısa bir sunum yapacağım. Bizim ailelerimizin tamamı çiftçilik yapıyor bu bölgede. Ailelerimizin de ailesi, yani dedem ve ninem de çiftçiydi bu bölgede. Bu bölgede önce çiftçilik karın doyurmak için yapılıyordu. Yani bir ticari amaç güdülmüyordu. Onun için de çok büyük alanlar ekiliyordu burada. Küçük alanlar ekiliyordu. 10 dönüm alanı işleyen aile, kışlık zarfa dediğimiz çuvallarını doldurdukları zaman artık kışı rahatlıkla geçecekleri için başka bir yere ekmeğe gerek duymuyorlar. Bölgemiz 2 tane kaynak su tarafından sulanıyor. Tavaş ve Çüvenek. Su o kadar çoktu ki o zamanlar. Boşa bırakılıyordu. Sazlık alanlar oluşuyordu. Tabiri caizse rezildi yerlerinde yani su. Daha sonra babalarımız çiftçiliği devralmaya başladı. Annemiz ve babamız. Bunlar çiftçiliği devralınca bölgeye traktör geldi. Traktör gelince bu ekilemediğimiz alanların tamamını ekmeye başladı. Ekmeye başlayınca toprak artık karın doyurmaktan çıktı ve meslek haline geldi. Meslek haline gelince de yükü arttı. Daha çok alana sürülmeye başladı. Nadas'a bırakılarak yaptığımız tarımı bu sefer her sene yapmaya başladı. Her sene yapınca
Tabii biliyorsunuz artık toprak güçsüzleşmeye başladı. Güçsüzleşince ne yaptık? Bu gücünü takviye etsin diye gübre kullanmaya başladık. Dönüme 10 kilo ile başladığımız gübreyi bugün 100 kilonun üzerine çıkardık. Alan çok olunca önce bu bölgede pamuk ve buğday ekildi. Mısır yoktu. Mısır gelince bir ara ürün olarak geldi. Ve topraklar artık senede 2 kere ekilmeye başladı. 2 kere ekilmeye başlayınca otlanma arttı. Bu sefer de Ziraî İlaç'la tanıştık. İlk tanıştığımızda azotin diye bir ilaç kullanıyorduk. Biz küçüktük, aklımıza geliyor. Ve bir de zehir kullanıyorlardı, zehir diyorlardı adına. Bu iki ilaç vardı. Şimdi bütün otlara bir ilaç, farklı ilaç kullanıyoruz. Bunu da arttırdık. Derken topraklarımız artık kanser olma haline geldiler. 2019'da biz bir seçime girdik. Seçimden sonra artık bu bölgede bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına vardı. İçimizde büyüğümüz, şimdi aramızda yoktur, Ali Aslan. Biraz önce Fatma abla da bahsetti kendilerine. Halide'den oğlu Mahmud'un oğlu. O buraya geldi. Daha önce biz dayanışıyorduk. Yani bu bölgede tütün de vardı. Tütünde herkes birbirleri eleme, imece şeklinde üretiyordu. Bu imecenin tekrar gelmesi gerektiğini ve artık toprağın bu zehirden kurtulması gerektiğini söyledi. Ve bizim gibi düşünen insanları aramaya başladı. Kooperatif kurduk. Kooperatifi kururken de şöyle bir amaç gözettik. Biliyorsunuz biz ataerkil bir toplumdayız ve toplumda kadınlarımız her zaman var, yanımızda da ama yok gibi geldi. Biz dedik ki artık kadınlar önde dursun, biz onlara destek verelim ve bir kadın kooperatifi kuralım. Bir kadın kooperatifi kurduk. Size bir küçük anısını anlatmak istiyorum kadınlarımızla ilgili. Kadınlarımız bu bölgede yaptıkları her işi başardılar. Özdemir Erdoğan var, tanıyanlarımız mutlaka vardır, bir sanatçı arkadaş. Burada yedek subaylık yaptı. Yedek subaylık yaptığı dönemlerde bu bizim dağlarımız çok büyük ağaçlık. Sonra bu ağaçlar kırılmaya başladı. Yine kadınlarımız şellek dediğimiz şeylerle kadınlar dağlarda kestikleri ağaçları buraya taşıyorlardı. Şellekler kocaman, yani bizim boyumuzdan yüksek. Hemen hemen bu çatının boyu kadar bir şey. Sırtlarını alırlardı, dağdan evde de getirirlerdi. Özdemir Erdoğan bunu görüyor. Koşa koşa köye geliyor, diyor ki dağ yürüyor. Dağ yürüyor deyince, o zaman Ali de var. Ali de rahmetli diyor ki, ya diyor sen deli misin diyor, sen öğretmen diye buraya gönderdiler. Dağ yürür mü diyor. Vallahi yürüyor diyor, gel bak diyor. Gidiyor bakıyorlar. Şimdi şelle yapınca kadınların mükübü altında ve görünmüyorlar. Yani sanki dağ gerçekten yürüyormuş gibi. Ali de oğlu da diyor, oğlum sen haklısın ama dağda kadın yürüyor. Yani bizim kadınlarımız isterse dağı yürüyorlar. Eyvallah. Buradan yola çıktık ve bir kadın kooperatifi kurduk. Tabii ki destekçilerine ihtiyacımız var. Çok acemiyiz bu konuda. Ve biz Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu ve o Ovacık Doğal'la tanıştık bu süreçte. Bölgeye geldiler. Kooperatif kurulum aşamasında da, ürünlerin pazarlanma aşamasında da kooperatif bize çok büyük yardımlar dokundu. Kendilerine defalarca teşekkür ediyoruz ve çok minnettarız kendilerine, sağ olsunlar. Süreç böyle gidince tabii ki biz ilaçsız ve gübresiz alanlar aramaya başladık. Buraya yakın bölgede 75 dönüm bir araziye geçen sene mercimek ektik. Biz ektiğimizde tabii bizim toprağımızın belirli dayıları var. Onlar dediler ki, oğlum ekiyoruz ama bu topraklar artık ilaca ve gübreye alıştı, sen ot biçersin dediler. Ektik, evet verim çok büyük rekortu da almadık ama mercimek biçtik. Biber de öyle keza. Salça da öyle keza. Hepsini yetiştirdik. Elimizde analiz sonuçlarımız var. Analiz sonuçlarımız çok, normalin çok üzerinde çıktı. Ürettiğimiz mercimek de, salça da, pul biber de normal değerlerinin çok üzerinde, çok kaliteli. Kadınlarımız da gurur duyuyoruz. Anlatıyorlar burada, öğrencilere burs da veriyorlar, evlerinde geçindiriyorlar, hatta bizi idare etmeye başladılar. Sürücü kurslarına gidip ehliyet alıyorlar. Böyle yani özgüvenleri arttı. Genler buradan bahsediyorlar, gerçekten özgüvenleri arttı. Amacımız, geçen sene 75 dönüm ektiğimiz alanı bu dönem 150 dönüme çıkardı. Geçen sene 8 dönüm biber ekmiştik, bu sene 18 dönüm ekiyoruz. İnsanların bize olan güvenci arttı. Üretmeye devam edeceğiz. En büyük amacımız topraklarımızı bu zehirden kurtarıp gelecek nesillere sağlıklı birer birey olarak geçmek. Topraklar bizim değil, biz onları çocuklarımızdan ödünç aldık. Emaneti yerine sağlam ulaştıracağız. Herkese bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Huzurlarınızla ayrılacağım. Ama İbrahim Dizdeyim.
bir dördüğü var bununla ilgili. Müsaade ederseniz İbrahim Gizlek'ten de bir şiir okumak istiyorum. Elimiz ayağımız ekmek kavgasında, yüreğimiz fikrimiz memleket davasında. Doğru oturup doğru kalktık şu hayat masasında. Biz onuruyla yaşayan halkların yaşam savaşıyız. Düşüncemize sığmayan düşlerimiz, cümlelerini tamamlayamayan hecelerimiz var. Yavrusunu kaybeden annenin telaşıyız biz. Siz hiç öyle sıcağında toprağın üzerine bağdaş kurup soğan kırdınız mı? Ekmeğin kokusunu bilir misiniz? Buğday tarlalarında türkü söylediniz mi hiç? Biz ekmeğini helal kazanan emekçinin yoldaşıyız. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Kesme Tepe'nin mercimek tarlalarında ter dökenin dağların uğraşıyız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Halk Oyunları ekibinin gösterisi olacaktır. Kendilerini buraya davet ediyoruz. İnsan sevdiğine de gene bugün eder böyle yar yar.